Basit makineler konusunda yetiştirme testi birdeyiz arkadaşlar. İlk sorumuz bakın. İlk sorumuz da diyor ki aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Basit makineler enerji tasarrufu sağlar. Hayır. <laughs> Hatta enerjiden kayıp sürtünmelerden dolayı vardır. Bütün basit makinelerde yoldan kayıp vardır. Bazen de yoldan kazanç vardır. Bütün basit makinelerde kuvvetten kazanç aynıdır. Hayır. Kuvvet kolun uzunluğuna göre değişir bazı basit makineler kuvvetten kazanç sağlarken bazıları da kuvvetin yönünü değiştirir. Evet, sabit makara mesela kuvvetin yönünü değiştirir. Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar. İşten kazanç sağlar. İşten enerjiden hiçbir zaman kazanç yoktur. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorudayız. Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda bir basit makine yardımıyla P yükü 20 metre ip çekilerek 5 metre yukarı çıkarılıyor. 20 metre çekiyoruz. 5 metre çıkıyor. Yoldan kayıp vardır. Buna göre basit makine ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yoldan kazanç vardır. Hayır. Kesinlikle yoldan kayıp vardır. Yoldan kayıp vardır. Evet bu ifade doğru. Kuvvetten kazanç vardır. Hayır. Kuvvetten kazanç olmayabilir. Sürtünme vardır. O zaman da kuvvetten kazanç sağlanmayabilir. Kuvvetten kayıp vardır. Yoldan kayıp ve kuvvetten kayıp aynı anda olmaz. İşten kazanç vardır. Ee, belki de sürtünme yoksa bire birdir. Bunu da bilemeyiz. Ama bildiğimiz tek şey var. O da yoldan kayıp olduğu cevabımız B seçeneği. Üçüncü da yukarıdaki çıkırıkta yükü kaldırmak için el kuvveti uygulanıyor. F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak için işlemlerden hangileri yapılır? Çıkırıkta hatırlayalım arkadaşlar. Kaldıraç gibi düşünüyorduk. F çarpı şuraya büyük R diyelim. Çarpı büyük R eşittir. P çarpı P çarpı küçük R. Şimdi biz ne istiyoruz? F kuvvetinin büyüklüğünü azaltmak istiyoruz. O halde bakın R'yi küçültürsek olur. Şu R'yi küçültürsek olur. Bakın R kolumuzu azaltmak doğru. R'yi büyütürsek, şu büyük R'yi büyütürsek bu azalır. Bu da doğru. O halde cevabımız 2 ya da 3'tür. E seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Sürtünmelerin, çubuk ve makara ağırlıklarını ihmal edildiği düzeneklerde X, Z cisimleri F kuvveti F büyüklüğünde kuvvetlerle şekilde gibi dengelenmiştir. Buna göre X, Y, cisimlerden hangilerinin ağırlığı F kuvvetinden küçük olabilir. Yani şunu demek istiyorum. F kuvveti F kuvveti arkadaşlar büyüktür ağırlık diyor. Burada mümkün değil. Hareketli makara olduğu için F kuvveti kesinlikle ne olacak? Bunu, bunu istiyor bizden ama bu düzenekte F kuvveti X'ten küçüktür. Şuraya bakalım. Burada da F kuvveti Z'ye eşittir çünkü sürtünme ihmal. Ama şurada şu uzunlukları bilmiyoruz arkadaşlar. A ve B uzunluklarını bilmiyoruz. Eğer A büyükse, A büyükse burada bakın B küçükse F kuvveti daha büyük çıkabilir. Eşitse birbirlerine eşit olur. B büyükse bu sefer F küçük çıkar. Yani olabilir dediğine göre burada B kolunun kısa olma şartıyla F kuvveti daha büyük olabilir. Cevabımız 5 beş seçeneğidir. Beşinci sorudayız. E, diyor ki makara ip ve çubuk ağırlıktan ihmal edildiği, sürtünmesi önemsiz, düzenek şekilde gibi dengede olduğuna göre F kuvveti kaç newtondur diyor. Bakın çubuğumuz tam ortadan asıldığı için 4 newtonsa P'miz de kesinlikle 4 newton olmak zorunda. Çünkü Buradaki ağırlık çubuk eşit bölmede çubuğun ağırlığı önemsiz olduğu için şu ipteki gerilme kuvvetimiz de 8 Newton olur. 8 Newton'u gördüğünüz gibi ne taşıyor arkadaşlar? 2 tane ip taşıyor. O zaman 4 Newton buraya 4 Newton da buraya paylaşılır. Aynı ipte aynı gerilme olduğundan dolayı da F kuvvetimiz 4 Newton olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 6. sorudayız. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri kaldıraç olarak kullanma amacıyla tasarlanmıştır. Evet kürekli arkadaşlar bir kaldıraç sistemi vardır. Bakın şuraya biz destek koruruz. Şuradan kuvvetle bastırırız. Yükü buraya koyduğumuz P yükünü yukarı doğru kaldırırız. Şu desteğimiz bakın. Evet şurada bakın burası destektir. Şuradan F kuvvetiyle bastırırız. Buradan da F kuvvetiyle bastırırız. Buraya bir P yükünü koyarız. Bu da bir kaldıraçtır. Evet burada da yine aynı kürek gibi bakın. Şuraya bir F kuvveti uygularız. Burada bir destektir. Bu da suya bakın suya sandal küreği bir P kuvveti suya da bir P kuvveti uygular. Bu da bir kaldıraç sistemidir. Dolayısıyla hepsi oluyor. Cevabımız E seçeneğidir.